Yunanistan işçi sınıfını, işçi kardeşlerimizi, panel yolcuları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'deki işçi sınıfının sendikal mücadelesinde karşılaştığı sorunları, yaşamış olduğu sorunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 12 Eylül faşizmi ile beraber ve devamında çıkan yasalarla Türkiye'deki işçilerin örgütlenme, mücadele ve grev hakkında, toplumsuzlaşma hakkında önemli sınırlamalar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de daha önce 12 Eylül öncesinde 828 tane olan işçi sendikasının sayısı şu anda 90'lara düşmüştür. Ve bunların da 50 tane ancak sözleşme yapma hakkına sahiptir. Yine bu kısıtlamalar sonucunda Türkiye işçi sınıfının 12 Eylül öncesinde milli gelirden almış olduğu pay %35, %60'lardayken bu kısıtlama sonucunda işçi sınıfı mücadelesinin baskı altına, cender altına alınmasıyla bu oran %11, %12'lere kadar düşmüştür. Türkiye'de toplam sendikal işçi sayısı 12 yıl öncesinde %35, %40'lara bulurken şu anda %13'e düşmüştür. Toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı da 12 yıl öncesinde %25'lerdeyken şu anda %5, %6'lara düşmüştür. Bu tamamen Türkiye'deki yasaların, anayasaların tamamen işverenlerin çıkarlarına doğru yapılan düzenlemelerle bu sağlanmıştır. Aynı zamanda da Türkiye'deki işçi sınıfındaki var olan sendikal mücadelede buna karşı gerekli tepkiyi, gerekli mücadeleyi ortaya koyamamıştır. En önemli sorunlardan bir tanesi Türkiye'de işçi sınıfının ekonomik olarak örgütlenmesinin önünde barajlar var. Sendikanın örgütlenmesi önünde en az iş konuda çalışanların %1'ini üye yapma zorunluluğu ve iş yerinde de yarısının üye olma zorunluluğu getirilmiştir. Ve daha önce bu baraj %10 civarındaydı. Yine grev hakkı önünde en önemli kısıtlamalar vardır. İşçilere siyasi iktidarlar, işçilerin grev yapma hakkını milli güvenliği ve genel sağlığı etkilediği gerekçesiyle erteleme, yasaklama hakkı tanınmıştır mevcut yasalarla ve bu sonunda da yüz binleri aşan 17 tane grev yasaklanmıştır ve bunun sonunda da patronların, işverenlerin istediği şekilde toplu sözleşme müsaken kurulu tarafından imzalanmıştır. Sendikalar devreden çıkmıştır. Grev hakkı sadece toplu sözleşmeyle yapılan, süreçte yapılan bir hak olarak tanımlanmıştır. Dayanışma grevi, hak grevleri ortadan kaldırılmıştır. Yine üyelikle ilgili olarak daha önce noter şartı vardı. 2012'de yapılan bir değişiklikte elektronik ortamda bir üyelik koşulu getirilmiştir. Elektronik ortamda yapılan üyelik de işçilerin sendikayla olan ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü elektronik ortamda yapılan üyelik de fiili olarak bir mücadeleyi geliştirmenin olanakları ortadan kalkmıştır bir anda anlamıyla. O bakımdan da olumsuz bir şeydir. Çünkü hangi sendikanın kaç tane üyesi olduğu Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sendikalar üzerinde mali anlamda, idari anlamda bakanlığın baskıları vardır. O bakımdan da herhangi bir şekilde sendikalar üzerinde, sendikaların özgürce toplu sözleşme yapma, örgütlenmesi önünde getirilen barajlarla yetki tespiti için bakanlığa başvurma gibi düzenlemelerle uzunca süren yetki belirlenmesi gibi şeylerle engellemelerle karşılanmaktadır. O bakımdan sendikaların uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir takım hakları Türkiye'de bu haklardan söz edilemez. Çünkü Türkiye'de sendikaların ve örgütlenmesi ve mücadelesi önünde, grev hakkı önünde sınırlamalar sonucu getirilen yasaklamalar sonunda işçi sınıfı mücadelesi cender altına alınmıştır. En son bu yasal düzenlemeler tamamen işverenlerin istemleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve yürürlüğe konmuştur. Bunun sonucunda da zaten güvencesiz çalışma, esnek çalışma biçimleri bu süreçte ortaya gelmiştir ve işçi sınıfının şu anda örgütlü olarak bu süreçte sendikaların mücadele etmesi ve bu konuda tavır koyması konusunda yasal anlamda son derece kısıtlı hale getirilmiştir. Türkiye'de bu yasal düzenlemelerle tamamen sarı sendikacılık, düzen sendikacılığı egemen hale getirilmek istenmektedir. O bakımdan bu örgütlenme, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkına yönelik bu kısıtlamalara karşı da işçi sınıf olarak mücadele etmek
durumundayız. Buna karşı her yönüyle mücadeleyi geliştirdiğimiz oranda onların bu mücadeleyi kısıtlama ile ilgili getirmiş olduğu mücadele karşı ne kadar mücadele edersek o kadar işçi sınıfının örgütlenmesi hakkındaki şeyler gelişecektir. O bakımdan içinde bulunduğumuz süreçte her o ortamda, her koşulda sermaye sınıfının, para babalarının ve onların güdümündeki siyasi iktidarların sendikalara yönelik, örgütlenmeye yönelik bu saldırılar karşısında her alanda her direnişimizi ve mücadelemizi ortaya koymamız gerekmektedir. Hepinize saygılar sunuyorum.